Ben Okay Karadayılar, grafik tasarımcıyım. Ben Elit Aptık, sanatçı ve mimar olarak tanınıyorum. 2000, ben diyeyim 5, sen de daha öncesinden beri birlikte çalışıyoruz aslında. 2011'den beri şu anda bulunduğumuz mekanı paylaşıyoruz. Ofis olarak ve resmen yayın evi ve tasarım ajansı ona göre kuruşumuz kanun önünde 2017. 2017 sonu, evet. Yakında bir yaşında olacağız. Vay, evet. Ona göre genellikle kültür sanat kurumları için özellikle kitap tasarımı alanında aktif. Ama onun dışında fotoğraf kitapları, sanatçı kitapları, farklı matbu tasarımlar veya böyle... Tanıtım, görsel iletişim konusuna giren her şeyi üretiyoruz. Ve yani farklı bir projenin içine dahil olmaya çalışan bir yöntemimiz var. O yüzden her şeyi detayına kadar üstlenip uygulamak gibi bir düsturumuz var. Eskiden beri de vardı, öyle devam ediyoruz. Tasarım Bienalini davet edildiğimizde bizim de aslında hani bir senedir üzerinde düşündüğümüz, konuştuğumuz nasıl resmen bir yayıncı olacağız. Küçük ölçekli de olsa Türkiye'de ve dünyada şu anda hani yayıncı olmak ne demek? Bunlara karşı kendi sorularımız var ama bu sorular hep hani ikimizin arasındaki iletişimden veya Bandrolsüz'deki arkadaşlarımızla iletişimden çıktı. Bunu bir araştırmaya dönüştürmeye karar verdik ve bizim Yalpop. İleride yani bizim örnek aldığımız diyeyim ya da bizim ölçeğimizde görünen ya da bizim gibi farklı kulvarlarda böyle benzer bir hareketi yapmaya çalışan insanlardan ve yapmış olan insanlardan ne öğrenebiliriz? Direkt kendilerine soralım istedik ve bütün bu projeyi de bir dergi olarak yayınlayalım. Röportajların ağırlıkta olduğu ama konulara derinlemesine de iren yazıların olduğu bir yayıncılığı öğrenme. Aslında açılımı da Yaypop'un yayıncılığı anlama yayını. Yayıncılığı anlarken yayın. Yani yayıncılığı anlarken yayın. Dergi şu anda oluşmakta. Belki yani şu an tasarım genelini bir hafta, bir buçuk hafta varken %25'i, %30'u hazır. Tahminen Biennale başladığında yarısını orada duvarda parçalarını görebileceksiniz. Bizim düşündüğümüz, hala uğraştığımız kısımlarını görebileceksiniz. Bir de ne zaman tamamlayacağız? Biennale'in sonlarına doğru, yani son haftasında tahminen bitirmiş oluruz diye umuyoruz. Öyle çok sıkı bir şeyimiz yok ama yani Biennale bitmeden tamamen bitmiş olacak. Şeyi de söyleyeyim, dijital olarak şu an sadece yayınlıyoruz. Matbu hali konusunda bu süreç gösterecek nasıl olabileceğini ama PDF olarak internetten ücretsiz indirilebilecek dergi. Tasarımcı olarak öğrenme bence denemekle alakalı. Yani gerçi ikiye de bölünebilir, şöyle formüle edeyim. Bir bilgi biriktirme kısmı var öğrenmenin. Yani datayı her yerden, farklı yerlerden alıp bir yerde biriktiriyorsun. Ondan sonra gerçekten uygulaman gerektiği bir şey karşına çıktığında biriktirdiğin datadan anladıkların kadarını deniyorsun. Ama tasarımın herhalde en evrensel şeyi birinci de asla olmuyor, ikinci de olmuyor, üçüncü de olmuyor, beşinci de olmuyor. Öğrenmek de yaparak oluyor, onu deneyerek, tekrarlayarak. Belki bizim projeye de bu şeyden bağlanabilir, denemiş insanların. Yani biz sanırım bu projeyle deneme kısmını kendimiz yapıyoruz ama öğrenme kısmını da halka açmaya çalışıyoruz. Başkalarıyla paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz. Yani onlar da buradan öğrendiklerini kendileri isterlerse uygularlar. Biz real time uyguluyormuş gibiyiz de bir yandan. Hem röportajları yapıyoruz, konularla ilgileniyoruz hem de onu bir dergiye çeviriyoruz aslında. En çok biz öğreniyor olacağız burada. Aslında ikisi de yani bir taraftan da yayıncılığı da biz bir tasarım etkinliği olarak görüyoruz. Bunu yaptığımız şey de hani yayınlayarak yayıncılığı öğrenmek gibi bir hani böyle sürekli kendi içinde
belki biraz bu fraktal geometrisi gibi bir şey. Hı hı. Yani kendinin farkında olan bir yayın. Bir çeşit öğrenme süreci aslında. Yani ne yaptığının farkında olduğun sürece orada daha bilinçli bir şekilde sonraki yapacaklarına temel sağlamış oluyorsun. Bu da bir çeşit öğrenme aslında. Yani bütün her şeyin. Yani Biennial'i gezmek de öğrenme, Biennial'i yapmak da öğrenme aslında bir üst seviyeden bakarsak. Evet.